dersi, Rüya nasıldı ders? Güzel miydi? Devam etmek mi isteyeceksin yoksa? Devam etmek mi istedin lütfen Abbas? Gideceğiz mi şimdi seninle? Hazır mısın Rüzgar? Efendim? Rüzgar'ın yanında olabilir miyim? Rüzgar'ın yanında olamazsın. Zannediyorum öğretmen çünkü bir kişiyle ilgilenebiliyor. Bir de at şimdi sen etrafında olursan kafası karışabilir. Şunu da birazcık kaldıralım. Şimdi sıra Rüzgar'da. Tamam, atları sevmeye devam edebiliriz. Sen kenarda otur, şimdi Rüzgar'ı sen izleyeceksin. Önce neydi? Tok. Toktu değil mi bununla da? Evet, tok. Ben önce tabii cahilliğimle buna kask dedim. Sonra öğrendim ki bunun adı tokmuş. Sonra dedim ki cahilliğimle devam etmeyeyim. Bunun adı ne diye sordum. Dediler yelek. O zaman da dedim ki sanki hiçbir şey bilmiyormuşum gibi. Her şey. Ay Rüya, nasıl terlemişsin? Zor muydu ata binmek? Arkadaşlar, atlarla ilgili en önemli şeyi söylüyorum size. Tamam, ben de geleyim. Öğretmeni biz de gelebilir miyiz? Tamam. Bak biniyor arkadaş, gördün mü? Arkadaşlar, atlarla ilgili en önemli şeyi söylüyorum size. Atların arkasına geçmemek lazımmış. Biz bunu öğrendik. İlk olarak siz de bir gün ata binerseniz. Gel. Önce seviyorsun anneciğim atı. Sev bakalım yavaş. Aferin sana. Sev anneciğim. Şimdi. Aç bacakları. İşte bu kadar. Şimdi tutun. İkisiyle de tutun. Ayakların o kadar kısa ki sen bu at için uygun değilsin aslında, ama öğretmenimiz bizi kırmadı. Sağ olsun. Atın güzelliğine bakar mısınız? Çok tatlı. Sevmeye devam et. Rüzgar, mutlu musun anneciğim şu an? Evet, işte böyle. Hadi bakalım, yürüyüşümüz başlıyor. Bir gezinti yapacağız şimdi. Ben atın arkasında durmamak için yürüyeyim şu anda. Çünkü at benden korkmasın, çekinmesin. Ay Rüzgar, beklediğimden daha böyle şey. Rüzgar dik dur, sıkı tutun, tamam mı? Gözünü kırparak bana cevap verdi. Bakalım, vallahi çok güzel gidiyor şu ana kadar. Şimdi geliyor. Rüzgar, sen deve cüce yapabilir misin atın üstünde? Onun için küçük galiba. Rüzgar dik dur. Rüzgar nasıl gidiyor? Rüzgar nasıl gidiyor anneciğim? Çok güzel. Rüyanın atına bindi Rüzgar da. Beyaz atlı prens oldu artık Rüzgar. Bakalım o ne düşünecek indikten sonra. Rüya da Rüzgar'a hiç şey vermedi. Ablacığım şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın demedi. Çünkü zaman yoktu. Ama şimdilik çok iyi gidiyor. Vallahi çok güzel ya. Düşünsenize, at birden şaha kalkıyormuş. Rüzgar küt diye düşer. Ay Allah korusun. Anneciğim. At onu güzel sallıyor galiba. O da uyuyakalıyormuş. Atın üstüne yatıp böyle. Ben mesela az önce şeyden korktum. Dediler ki atın arkasından yaklaşmayın. Dedim eskaza beni yanlışlıkla görürse at korkar. Birden kaçmaya başlarsa ve üstüne Rüya ya da Rüzgar olursa. Ne yapacağız? At bizi bırakıp Rüzgar'la beraber dıgıdık dıgıdık kaçıyormuş. Apollo en ufak at mı burada? Bir tane daha mı var ondan küçük? Daha küçüğü varmış. Onu da mı görsek acaba, sevmek için izin verirlerse bununla videosunu çekeriz size. Aa, el falan sallıyor Rüzgar. Rüzgar, sen ellerini kaldırabilir misin atın üstünde? Kaldır bakalım ellerini. Evet. Galiba artık Rüzgar'ın iniş zamanı geldi. Öğrendin mi? Çok tatlıymış gerçekten. Hadi bakalım, öğretmenine sarıl, in. Rüzgar'cığım, öğretmenine teşekkür etmelisin. Bir tane de bence öpücük vermelisin öğretmenine. Sana izin verdiği için. Çünkü senin yaşın çok küçük normalde. Hadi öpücük ver öğretmenine. İşte bu kadar. Ata da bir tane öpücük gönder. Arkadaşlar, bizim at keyfimiz bu kadar. Şimdilik hoşça kalın. Tut bakalım elime. Çıkıyoruz. Kaskımız, tokumuzu da çıkarıyoruz. Tamamdır. Çok teşekkürler. Arkadaşlar, duyduğunuz gibi biraz... Kask mı? Anneciğim, o kask değil. Onun adı ne biliyor musun?
Tok. Söyle bakayım. Evet, bunun adı Tok'muş. Aç Tok gibi. Arkadaşlar, öğretmenimiz burayı gezdirmek için bize izin verdi. Biraz sonra burayı gezeceğiz birlikte. Bunun videosunu da çekeceğiz. İzlemeyi unutmayın. Rüya, bir şey söyleyeceğim. Şimdi sıra bende. Ben birazcık korkuyorum.